Telefondan girelim. Fark etmez ki 9'a kadar mı sürüyor bu? Şöyle kısım. Hello, David. Can you hear me? You are muted. You are muted. Huh? I'm trying to make. Yeah, I think it's okay. Hello David, hello Cili. Merhaba arkadaşlar, merhaba Şüheda. Hepiniz hoş geldiniz. Hi Sima. Nasılsınız? How are you? Good to be here. Well.
Biz çok iyiyiz. Merhaba Sema. Hello Julie. Hello David. Merhaba herkese. Oh, I'm hearing Evrim, but I can't see you. Evrim Hoca'yı göremiyorum diyor Julie. Evet, Evrim Hoca'nın bugün çok büyük bir olayı var. Yani evinde böyle beklenmedik bir durumla karşılaştı. O yüzden belki aramızda olamayabilir. Öyle bir durum var yani. Ben Türkçe anlattım ama. Şöyle daha yardımcı olabilir misin? Ya da okay. Sultan. Tamam Sultan. Sultan seni host yaptın mı acaba? Bakıyorum hemen. Merhabalar, iyi akşamlar herkese. Merhaba Samarcam, Şedarcam. Hello David and Julie. Julie, Evrim Hoca can't, maybe she can't be with us tonight because there is a mishap that she encountered today at her home. Therefore, it's not very sure that whether she will join us or not. Oh, okay. Thanks, Sultan. Thanks for letting me know. No, you're welcome. Evet, bir 3 dakikamız var. 3 dakika sonra başlayacağız. Ben bu sırada arka planda bazı hazırlıklar yapıyorum. Çok teşekkür ederim hepinize. Gelenleri kabul ediyoruz vesaire. We have still 3 minutes, David, so we're just keeping waiting. Can everybody hear me at the moment? Yeah, we can hear you. I was going to ask Sema if she can give me permission to record it from on my computer, just my story. Yes. Sema sadece kendi hikayesini David kendi bilgisayarına kaydetsin mi? Senin için mahsuru var mı? Hiçbir sorun yok, kaydedebilir. Ben de kaydedeceğim ama. David, of course you can record it, but we want to say that all of the session, all of the festival will be recorded on the cloud and we will share the link with you. Lovely. David, I have just realized your email, but it's okay. Okay. Let's do tell that story. No you like problem. It? Yeah, I like it so much. Oh, good. Sevgili misafirlerimiz, hepiniz Uluslararası Hikaye Anlatıcılığı Festivalimize hoş geldiniz. İyi ki buradasınız, iyi ki bizimlesiniz. Kapılar vardır insanın hayatında. Kapılar bazen bizim evimizi korur. Bazen o kapıları birlikte yaparız ve birlikte açarız. O kapılardan birlikte geçeriz. Bugün hep birlikte hikaye kapısından geçeceğiz ve size yüreğimizden bir şeyler anlatacağız. Tüm anlatıcı arkadaşlarıma canı gönülden teşekkür ediyorum. Beni kırmadıkları ve burada bu etkinliğe sadece yürekten katılmayı uygun gördükleri için hepsine kocaman bir alkış ya da böyle yapabiliriz. Biz Zoom'da hep alkışlarımızı böyle yapıyoruz. Çok da lafı uzatmak istemiyorum çünkü anlatıcıların sabırsızlıkla beklediğini, sizin de sabırsızlıkla beklediğinizi biliyorum ve ben sözü David ve Şüheda'ya bırakıyorum. İlk masalı David'den dinleyeceğiz. Şüheda da ardıl çevirisini yapacak. Şüheda bugün rahatsız aslında ama ona rağmen hiç onu hissettirmeden burada. Çok teşekkürler. David muhteşem biri. Ondan eğitim alıyoruz biz şu anda. Ve gerçekten öğretmenlerin kesinlikle tanıması gereken bir anlatıcı.
Onu sizlerle tanıştırdığımız için de çok mutluyuz, çok keyifliyiz. Ben sözü daha fazla uzatmadan David ve Şehda'ya bırakıyorum. Keyifli seyirler diliyorum sizlere. Hello, everybody. Hi. It's wonderful to be here. It's wonderful to see so many people enjoying storytelling, ready for a festival. How exciting. And to be the first of many is wonderful. I've seen some names that I know because I'm doing a course for teachers in Turkey at the moment. And I've seen Sultan and Sema, of course, but also Eda is here, and Hava and Hatice and Arzu and Betul. So hello to all my wonderful Turkish storytelling friends. And now let's begin. And I think my friend Suheda Sain is going to help me to tell the story. We're going to tell the story together, aren't we, Suheda? Yes, it's an honor for me. Would you like to translate what I've just said? Yes, yes. Herkese merhabalar. Bugün bu festivalde olmak ve de ilk anlatıcı olmak benim için daha da büyük bir heyecan veriyor. Bu arada hani tanıdık isimler de görüyorum. Bu da bana çok iyi hissettirdi kendimi. İşte Eda'yı gördüm, Havva'yı gördüm, Hatice'yi gördüm ve hepimizin isimlerini gördüklerini not almış. Burada öğretmenlere de bir eğitim veriyorum. Benim için bu harika hikaye anlatıcılarıyla da bir workshop yürütüyor olmak çok çok güzel bir duygu. Bugün hikayemizi birlikte anlatacağız. David başladığında ara ara duracak. Ben de sizlere çevirmeye çalışacağım. There was once a young woman and her name was Jaida. And Jaida had lost everything. Her family, her home. And Jaida set off walking with a basket on her arm along the road. Vakti zamanında Ceyda isimli bir kız yaşarmış. Ceyda her şeyini ama her şeyini yitirmiş bu hayatta. Ailesini, evini, her şeyini kaybetmiş ve bir yoldan aşağı doğru yürürmüş de yürürmüş. Kolunda bir adet sepetiyle. As she walked along the road, she saw a drop fall from a tree. And when she looked, it was a drop of honey. She looked into the tree and there was an empty bee's nest, dripping full of honey. If I get that honey, then I can sell the honey and I can live well. Yine bir gün yoldan aşağı giderken bir ağacın altından geçmekteymiş ki pıt diye bir şeyin damladığını fark etmiş. Damlayan şeye baktığında bir de ne görsün? Bir bal. Bal damlıyormuş. Ha demiş, bal var. Demiş, ben bu balları toplarsam, biriktirirsem gidip pazarda satabilirim. Jaida went and found a jar. And she came with that jar and she started to climb into the tree to collect the sweet honey. Soon the jar was nearly full of honey. Ceyda hemen gitmiş bir köşeden bir kap bulmuş. O kavanozun içine, bulduğu kabın içine topladığı bütün balları doldurmaya başlamış. Bir kavanoz dolusu bal. There was a reason for Jaida's misfortune. Because she was followed by an evil jinn, a jinn who was a bad spirit. And when the jinn saw Jaida collecting the honey, the jinn said, I'll soon put pay to this. Jaida'nın bütün bu hayatı boyunca başına gelen talihsizliklerin bir sebebi varmış ki o sebep, onun peşini hiç bırakmayan kötü niyetli bir cin tarafından takip edilmesiymiş. Ceyda, ne zaman ki o balı o kavanozun içine doldurmuş, arkadan o sesi işitmiş. Şimdi buna da bir son vereceğim. Hazır mısın? The wicked
Jin transformed himself into a branch of the tree and swung back and fore in the wind and knocked Jaida's hand, so she lost hold of that jar. It fell to the ground and smashed. Jin hemen bir dönüşüme geçmiş. Dönüşmüş, dönüşmüş de neye dönüşmüş? Bir ağacın dalına dönüşmüş. Bir ağacın dalına dönüşüp rüzgar esneyince esmiş, esmiş, esmiş ve kavanozu şak diye yere düşürtmüş. Bütün ballar yere serpilmiş. Jaida climbed down from the tree and she saw the honey seeping into the ground. And then she saw ants, many little black ants. They came to the honey. Jaida looked. Something good may come out of this. Jaida ağacın dalından yere düşen kavanoz balına bakmış. Bütün ballar yere dökülmüş, hepsi ama hepsi yerdeymiş. Derken balın etrafını küçük küçük karıncaların doluştuğunu görmüş. Karıncalar balları yiyormuş. Jaida tekrar bakmış ve şöyle demiş. Vardır her şeyde bir hayır. Jaida put the basket on her arm again and continued along the road. And suddenly she saw a rider on a horse coming riding towards her so fast like the wind, and he held a long stick. And as he came close, he struck a tree. And then he rode past her and away. Derken Jaida bu sefer yolun karşı tarafından atın üzerinde rüzgar hızıyla gelmekte olan bir adamı görmüş. Yaklaşmış, yaklaşmış, yaklaşmış. Tam Jaida'nın yanından geçerken bir uzun sopayla tak diye bir ağaca çarpmış. Ağaca çarpmasıyla yere. Jaida walked on to the tree and she saw that it was a mulberry tree. And when that rider had struck the tree, all of the ripe, dark, red, juicy berries had fallen onto the ground. Jaida ağaca yaklaşmış ve adamın çarptığı ağaçtan yere dökülen o efsane, ağzımızı sulandıracak kıpkırmızı musmor o dutları görmüş, dutları. Hepsi yerlerdeymiş. Jaida thought, I can collect these mulberries and sell them in the market and then I can live well. So she began to collect those berries in her basket and her basket was nearly full. Jaida hemen demiş, ben bu dutları alabilirim. Hepsini sepetime doldurup götürüp pazarda satabilirim. But you know who was watching. Yes, that wicked djinn. He saw Jaida collecting those berries and said, I'll soon put pay to this. Ve her şey böyle güzel giderken ne gelecek? Kimin sesi duyulacak? Tahmin ediyorsunuz değil mi? Evet, o kötü ses. Hemen gelmiş, arkasından seslenmiş. Evet, sana bunu ödeteceğim ve buna da bir son vereceğim, bekle. The djinn transformed himself into a donkey. And the donkey trotted over to where Jaida had collected the fruit. The donkey rolled over the basket of mulberries, crushing them, spoiling the fruit, and then trotted away. Ve bizim bu kötü kalpli cin hemen gitmiş ve bir eşeğe dönüşmüş, eşeğe. Ve eşek olup gitmiş bütün sepete biriktirilen dutların hepsinin üstüne zıplamış, zıplamış, zıplamış. Bütün dutları vıcık vıcık ezmiş. Jaida looked. The fruit was ruined. But she saw again the ants. And the ants came to the juice of the fruit on the ground. And Jaida said, perhaps something good will come out of this. Jaida ezilen dutların suyuna bakmış. Tam üzüntü içinde ona bakarken bir de ne görsün?
Karıncalar gelmiş minik minik Lut'un suyunu içmeye başlamışlar. Ceyda hemen yine aynı şey demiş. Vardır bunda da bir hayır. At that moment, coming along the road, came the queen of the desert city. She was carried on the shoulders of her servants, carried in a litter high on their shoulders, sitting on a golden throne. Tam o esnada yol boyunca geçmekte olan şaşalı bir araç görmüş. Araç, insanların omuzlarında taşınan bir tahtmış. Tahtın içinde de bir kraliçe. She saw Jaida and she got down from the litter and came to her. Tell me your story. And Jaida told the queen of the desert city everything. O gördüğünüz tahtın, altın tahtın içinden kraliçe inmiş. Ceyda'ya seslenmiş. Gel buraya kızım, gel. Olanları gördüm. Anlat bana. Senin hikayen nedir? Bana anlat. Ve Ceyda başından geçen her şeyi o çöllerin kraliçesine anlatmış. Come with me. And Jaida climbed into the litter and sat beside the queen in a golden throne. And the litter was carried again on the shoulders of servants along the road to the desert city. A fine city, but a city which had no water. Bunları dinledikten sonra kraliçe bizim Ceyda'yı da alıp tahtına, tahterevallisine çıkarmış. Ve Ceyda kraliçe ile birlikte o yol boyunca o tahtın içinde, adamların omzunda taşınan tahtın içinde devam etmiş. O hiç suyun çıkmadığı çöl yollarında. Jaida started a business with the help of the queen. She started selling fine perfumes, delicious spices, wonderful fabrics. She was doing well. She had a small wooden house, and in the back of the house, she kept her stock. Ceyda, kraliçe onun elinden tutmuş ve kraliçenin desteğiyle güzel bir ticaret ehli olmuş. En güzel parfümleri, en güzel eşyaları satan bir tüccara dönüşmüş ve mallarının hepsinde evinin arka tarafında saklamış, orada depolamış. But you know who was watching, who had followed her, yes, that wicked djinn. And the djinn saw Jaida's fine house and said, I'll soon put pay to this. And the djinn transformed himself into, I wonder if you can guess. Ve her şey bu kadar güzel giderken sizce yine kim gelmiş, ne olmuş? Tabii ki o kötü kalpli cin. Cin yaklaşmış ve sana bunları ödeteceğim ve buna da bir son vereceğim demiş. Hadi sizler tahmin edin. Şimdi cin ne yapmıştır? The cin transformed himself into a flame. And he set fire to Jaida's wooden house. Soon it was all ablaze. The young woman came running out of the small house. She watched it burn down to the ground. She had lost everything. All of her stock was burned. There were only ashes. Kötü kalpli cin dönüşmüş, dönüşmüş ki neye dönüşmüş? Bir aleve, bir ateş parçasına dönüşmüş. O ateş parçası bütün evini, bütün evinin arkasındaki mallarının hepsini yakmış, yakmış, yakmış ve bir küle dönmüş. Her şey küle dönmüş. Jaida saw a large stone under where her house had been. And when she looked, she saw coming out from the cracks around the stone were ants, small black ants. Oh, these poor ants are also having to leave their home because of the fire. Something good
might come out of this. O küllerin arasında Ceyda'nın evinin arka tarafında kocaman bir taş görmüş. Gitmiş tam o taşa bakarken taşın üstünde siyah siyah oradaki bir yarıktan çıkan minik hareketler fark etmiş. Neleri? Tabii ki karıncaları. Karıncalar kayanın içindeki yarıktan dışarıya çıkmaya çalışıyormuş. Ve Ceyda demiş ki, aa zavallılar. Tabii ki bu ateşin külün içinde onların da yaşayacak bir evi kalmadı. Vardır bunda da bir hayır. Ceyda summoned her strength. She got down and she lifted that heavy stone from the ground. And there, yes, water gushed from under the ground, a great rushing spring. And the water ran down the city street and through the city, bringing water and bringing new life to the people of that city. Ve Ceyda bütün var gücünü toplamış o karıncalara yaşam vermek amacıyla bütün gücünü toplamış tam kayayı kucaklamış tam kaldırırken hiç suyun olmadığı o kente o taşın altından öyle bir su fışkırmış ki derya deniz bir kaynak suyu bütün çölün yatağına şırıl şırıl su gelmiş. The people shouted with joy and soon the queen of the desert city came. Ceyda, my city now is full of water. Water, the water of life. Ceyda, it was foretold that a woman who had suffered and had always remained strong with fortitude would come to this city and find the water of life. Sular fışkırınca insanlar Ceyda'nın etrafına toplanmış. Ceyda, sen o beklediğimiz su kraliçesisin. Biz seni bekliyorduk. Bu bir kehanetti ve sen gerçekleştirdin. O büyük acıları çeken ama direnç gösteren o metanetli kraliçe sensin. Su kraliçesi sensin. Ceyda, remain with us in our city. You are the princess of the water of life. This water will protect us all, and you will protect this spring. You will live forever and can never be harmed. And so it was that Ceyda remained. And many women who have suffered have come to that city, and they join her there, living forever, because she cannot be harmed by any spirit. She is Ceyda, the princess of the water of life. Ceyda, sen bizim bu çölümüze hayat getiren suyun kraliçesisin. Sen yaşamsın. Sen bütün kehanetlerde adı geçen kraliçesin. Burada kal, asla ayrılma, gitme buradan demiş herkes. Ve Ceyda, Ceyda sonsuza dek orada kalmış ve orada yaşamış. Yaşam suyunun Can I just say this story was recorded, collected by Idris Shah, who was born in Afghanistan, grew up in the United Kingdom, and collected wisdom and stories from across the Middle East. So this is one of the stories that he collected, and I am glad to give this story to you to open this wonderful festival. Hikayemiz burada sonlanırken size şunu belirtmek isterim ki bana bu masalı hediye eden İdris Şah isimli Afganistanlı bir anlatıcıdır. Kendisi İngiltere'de yetişmiş olmasına rağmen Afganistan topraklarından bilgelik hikayelerini bizimle paylaşmıştır. Ve ben bu festivalin ilk gününde sizlerle bu masalı, bu hikayeyi paylaştığım için onur duymaktayım. Thank you, David, for sharing this beautiful story with us. Thank you for being such a wonderful co-storyteller. Thank you. Şu Heda. İkinize de kocaman alkışlar. Çok teşekkür ederim. Öyle güzeldiniz ki, öyle uyumluydunuz ki.
David'i Facebook'tan takip edebilirsiniz. David Hatfield Facebook kullanıyor, Instagram kullanmıyor. Şöheda Facebook'ta, Instagram'da ve Dokuzlar Çemberi'yle kendisine ulaşabilirsiniz. Anlatıcılık alanında çok güzel işler yapıyorlar. Uluslararası, ulusal düzeyde. Kendilerine çok çok teşekkür ediyorum. Sonsuz teşekkürler. Ben de teşekkür ederim. David'le birlikte yine aynı sahnede olabilmek benim için de büyük bir onurdu. Katılan ve dinleyen herkese çok teşekkür ederim. David, thank you so much for being in the same platform with me. It was a great honor for me. Thank you, Suheda. Thank you, Sema Yaili as well. Thank you, Sema, for inviting me. Evet, ufak kaymalarımız oluyor. Bunun farkındasınız. Anlatırken onu hesaplamak biraz zor olabiliyor bazen. Anlatırken kaptırabiliyoruz kendimizi ve çeviride de ufak ufak süreyi aşabiliyoruz. O yüzden aklınıza sığınıyorum ve sözü Ayşen hocama bırakıyorum. Agnieszka Ayşen Kayım burada bizimle beraber. Sesinizi açabiliyorsunuz herhalde hocam. Merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? İyi misiniz? İyiyim, sağ ol. Sizi tekrar görmek gerçekten çok güzel bir şey. Hello, David. It was really a pleasure to listen to your story. Can you hear me? Thank you. It was very, very interesting. Ben Türkçe anlatacağım. Evet. Ayşen'e gidip işte böyle böyle festivalde olur musun dediğimde ne anlatırsın diye sorduğumda esprili bir dille dedi ki bir gavurdan deri dumruğu dinlemeye ne dersiniz? Biz de dedik seve seve, çok seviniriz. Kendisini sabırsızlıkla bekliyoruz. Ayşen hocamı tanıyoruz zaten. Daha önce zirvede de bizimle olmuştu. Çok değerli bilgiler paylaşmıştı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz ve sözü ona bırakıyorum. Bu yorum olarak kabul etmeniz lazım. Yani gavurca veya bir gavurun diliyle, yorumuyla deli dumrul boyu. Yanımda köpeğim var. Ara sıra havlayabilir. Maalesef onu durduramayabilirim. It can happen that my dog will bark, so sorry, because I cannot stop it. Evet. Hak, dostum hak. Resul aleyhisselam. Bu boy deli dumrulun olsun. Benden sonra alp ozanlar söylesin, alnı açık cömert eller dinlesin. Bu çok eski zamanlarda, ta Orta Asya bozkırlarında bir dumrul yaşamış. Ona deli derler. Aslında o dönemde halkın gözünde deliler ermiş katında. Keşke hala böyle bir durum olsaydı. Artık deli bir delidir. Şahsi deneyim. Sadece bir deliyim. Bazen tatlı deli derler bana ama genelde deli. Deli Dumrul'un deliliği şöyle. İşte bir köprü kurmuş. Alın teriyle köprü kurmuş. Bu köprünün altında su yok. İnsanların köprüden geçmesini ister. Yani geçenlerden 30 akça keser. Geçmeyenlerden 40 akça keser. Bizi haraca kesiyorsun sen. Yani başka bir geçim yolunu bulamadın mı? İnsanlar çok kızarmış deli dumrula. Ya ben köprü kurmuşum. Daha ne istiyorsunuz? Su mu istiyorsunuz? Ne güzel iş yapmışım. Bir gün köprünün ortasından kadınlar geçer. Onların ellerinde ölü bir yiğidin cesedi varmış. İki göz, iki çeşme. Ağıt yakarlarmış. Ya nedir bu? Kim almış bu yakşiğidin canını? Hadi senin haberin yok mu? Canı alan kimdir? Azrail. Azrail ben tanıyamam. Tanımam ben Azrail'i. Neden tanımazmış bizim deli dumrul Azrail'i? Dumrul'un tengrisi gökte. Dumrul'un tengrisi semada. Dumrul'un tengrisi ağaçlarda ve suda. Yani Azrail, gökün yedinci katından aşağı inen insanların canını alan yaratığından
yaratıktan hiç haberi yokmuş. Siz peki, siz şu anda hikaye dinleyenler, siz Azrail'i tanır mısınız? Böyle kocaman, boylu poslu bir melek. Hani Avrupalıların böyle bebek sarışın bebek gibi görünen küçücük melekler gibi değil yani. O dev bir melek. Çok yüzlü, çok dilli, çok kanatlı, al kanatlı bir melek, bir dev. Yani sizin doğduğunuz günde isminizi kocaman bir deftere yazar. Öldüğünüz günde o defterden sizi siler, yoksunuz. Güzel insanlara, iyi kalplı insanlardan canlarını yumuşakça bir şekilde alır. Ama kötü insanların göğsünden canları, kalplerini koparır. Öyle bir melek. Ama Deli Dumrul'un Azrail hiç bilmemiş. Hiç bilmezmiş. Bunu duyan Kadir Tanrı çağırmış Azrail'i. Hadi gel buraya. Şu Dumrul'u görmüş müydün? İn aşağı ve canını al. Bu kavat gerçekten çok yaramaz. Böyle konuşulur mu ya? Azrail, görevdir. Azrail ne yapacak? Gitmiş, aşağı inmiş ve Dumrul'un karşısına çıkmış. Ha, var mı bana yan bakan? Dumrul beklemiş Azrail'i. Benden daha yahşi, benden daha bahadır var mıdır? Benimle çıkka savaşa. Ben ünlüyüm, benim şanım Rum'a, Şam'a gide. Göster kendini Azrail. Şimdi yiğit, yani bizim Dumrul ve Azrail karşı karşıya. Ama şunu bilin ki Azrail bir ak güvercin şeklinde. Şimdi Dumrul onu kılıçla ona saldırmış ve Azrail bir güvercin gibi uçmuş. Ha, damdan uçmuş bu şişko Azrail. Götünü çıkaramadı bu damdan. Dumrul gerçekten Azrail'e baya saldırmış. Şimdi Doğan atına tekrar binmiş ve Azrail'i takip ediyor. Yolun ortasında Azrail artık gerçek şeklinde kendi haliyle çıka gelmiş. Ya gene Dumrul görmüş Azrail'i ve bu sefer korkmuş. Onun dili konuşmaz olmuş, gözü görmez olmuş. Ya baya korkmuş ve Azrail kocaman kanatlı Azrail, al kanatlı Azrail göğsüne çökermiş. Ha, ben aslında bilmedim ne konuştuğumu. Ben biraz önce arkadaşlarımla üzüm yemişim ve o üzüm şarap doluydu galiba. Biraz dilim dönmüş ve yani böyle saçmalamışım ya. Yani Allah Allah ya Tengri Kadı Tengri, şu senin kanatlı hizmetkarı gönderme bana. Şu Azrail'i çıkar aramızdan. Ben seninle direkt konuşmak istiyorum. Yani her zaman gibi böyle sana çok güvenmişim. Ben seninle konuşmak istiyorum. Yani al şunu aramızdan. Tanrı dinlemiş bizim Dumrul'u, demiş. Ya şu Dumrul var ya, aslında düşündüğüm gibi değil. Gel Azrail, gel. Şöyle yapalım. Şimdi eğer Dumrul kendi can yerine başka bir can bulursa, azat edelim canını. Güzel. Sizce Orta Asya'da böyle tenha bir yerde bir fazla bir can bulmak mümkün mü? Yani kilim bulabilirsiniz,
at avrat bulabilirsiniz ama can böyle serbest dolaşan bir can biraz zor değil mi? Ama Dumrul'un hayatında bir iki kişi vardı. Tabii anası, babası ve karısı. Ayrıca da onun 40 yiğidi vardı. Onun uşağı. Gitmiş uşağına ve sormuş. Yani gelmiş Azrail al kanatlı. Canı mı istemiş? Hadi sen, senin kendi beynin yerine canını verir misin? Yoksa beyim beyim diye ağlar mısın? Ya deli Dumrul, benim canım hiç soysuz bir can. Yani senin canına hiç eşit değilmiş. Sen kocaman patronsun. Patronun canı ve hizmetkarın canı birbirini örtmez ki. Yani aslında her zaman ama her zaman senin canın yerine benim canımı vermeye hazırım ama bilmiyorum ne kadar acil bu iş. Biraz acil. Bugün lazım. Bugün aslında bugün uygun değilim. Yani yarın olsa uygunum ama bugün ne yazık ki işim var. Bir düelloya katılacağım. Bekleyebilirsin. Yarın varırım. Ya şu hizmetkar 47 benim için canını vermek istemedi. İstememiş. Gitmiş Dumrul anasına. Anası bakmış ona. Ya şu Dumrul doğunca ben sana nasıl dendini dendini danalı bebek, elleri kolları kınalı bebek, uyusun da büyüsün ninni, tüpüş tüpüş yürüsün ninni. Ben sana nasıl ninni söylerdim, beyaz sütümü nasıl verirdim, ben seni nasıl büyütmüşüm. Ah oğlum, canım oğlum, güzel oğlum, deli oğlum. Yaman yere varmışsın. Ben sana canımı veremem. Senin yerine ben varabilmem. Dünya tatlı can, aziz. Canıma kıyamam, bunu bil. Anam, yani hadi cennet. Annelerin ayaklarının altında derler ya. Ne biçim ana bu ya? Senin canın artık yaşlı. Yaşamışsın sen yeterince. Hah, oğlum, oğlum. Hayat çok tatlı. Dünya şirin. Can aziz. Canıma kıyamam. Oğlum, babana git, babanla konuş. Babası ayrı yaşamış. Babası aslında eskiden çok kılıbıkmış. Yani annesi ne derse babası onu yapar. Ama artık böyle kendi gençliğini yeniden yaşamış gibi, yaşar gibi canlanmış bu adam. Dumrul gelince bakmış, çadırın içinde parti var. Dem üstünde o neler, dem üstünde o neler, tombul tombul memeler, canım o canım, zalim zalim zalim. Ah oğlum, oğlun yaman yere varmışsın. Ben senin bulunduğun yere varabilmem. Ah dünya güzel, can tatlı. Canıma kıyamam bak, yeniden evleniyorum, kumam gelecek. Şimdi küçücük dumrullukları tekrar doğuracağım. Yani o kadın doğuracak tabii ki. Ama sen işine bak. Canını veremem sana. Ya bu baba var ya, bunun eskimiş, yaşlanmış, emekli olmuş canı o kadar değermiş. Yani hiç oğlunu düşünmezmiş. Kime soracağım ben? Kime soracağım? Dumrul gerçekten artık pas etmiş. Tamam canımı vereceğim. Başka çare yok. Ama Azrail bir saniye. Ben karımla gerçekten vedalaşmak istiyorum. Onu tekrar görmek istiyorum. Benim biricik karımı. Azrail
yola çıkmış Dumrul'la. Kanat kola yürüyorlar birlikte. Ve Dumrul etrafa bakar. Ne kadar güzel bu dünya, bu yaşam. Güzel masmavi gök, yemyeşil ağaçlar, hayat dolu. Ve kendi karısını ne kadar sevdiğini, ne kadar istediğini tekrar hissetmiş. Ya, evet, Azrail bir bakmış ona, dedi, sen çok oyalıyorsun. Yani zaman paradır, biz çok vakit kaçırdık. Yani çok geçti zaman, artık işim çok. Sanki seni mi sadece alacağım bugün? Yani başka canları da kalmış. Benim işim çok. Gitmişler. El kızı, Dumrul'un karısı bekliyor. Ya, hikayesini anlatmış Dumrul. Anlatmış her şeyi. Siz de biliyorsunuz. Yani Azrail gelmiş. Göğsüne çökermiş. Ondan sonra canını almaya çalışırken Tanrı biraz bağışlamış ve başka bir can bulmaya razı olmuş. Ama bulamadı. Bulamamış. Yani çok aramış, çok istemiş ama olmadı bu sefer. Yani sen bizim oğullarımıza iyi bak. Yani birini seversen, birini istersen ona var. Ama çocuklarımız yetim kalmasın. Ya Dumrul'um, benim yiğidim, benim canım. Açımı, yani gözümü açıp seni gördüm, yanında yattım, seninle seviştim, seni sevdim. Dumrul'u ben nasıl bırakabilirim seni? Yani ben yüreğini görünce aynasını görmüştüm. Dupduru bir su gibi, yanılgısı var ama yalanı yok. Ben senin için kalbimi düşürdüm. Eğer Allah senin canını alacak olursa, benim canım senin canına kurban olsun, demiş el kızı. Ya nasıl olur? Şimdi Tanrı, Kadir Tanrı dinliyor her şeyi. Bakmış, yani bunlar birbirini sever galiba. Bu nasıl bir aşk? Ya benim canımı al, diyor Dumrul. Onun canını alma. Yok, hayır, onun canını bırak, benimki al. Yani benim canım daha çok işe yarar. Onun canı yaramaz. Yani Tanrı şaşırmış. Nasıl? Nasıl? Bir de Azrail gerçekten o artık ne meleği olduğunu anlamamış. Yani dünyaya gelince bir ölüm meleğiydi ama şimdi bu durum ortasında kendini aşk meleği gibi hissediyormuş. Tanrı oradan yukarıdan bakmış ve demiş onlara, ben size 140 sene daha veriyorum. Daha fazla yaşayabilirsiniz. Ve güzel bir yağmur akmış aşağı. Azrail kanatları boş, göğün 7. katına geri dönmüş. Hiçbir canını almadan. Aslında yolda bir bakmış, acaba babasının, Deli Dumrul'un babasının canını mı alsan yoksa annesinin, ama canlarına kıyamamış. Gitmiş ve orada al kanatlı Azrail artık başka bir branşı düşünerek hayatını sürdürüyormuş. Dilimiz ne kadar sürç olursa bağışlayın, affedin. Teşekkürler. Muhteşemdi Ayşen, çok güzeldi. Yüzlerde gülümsemeler. Biz bu hikayeyi, bu destanı biliyoruz ama böyle bilmiyoruz yani. Senin dilinden çok farklıydı. Çok teşekkür ediyoruz. Ne değil. Eksiz bir anlatımdı. Teşekkürler. Çok sağ ol. Ben aslında bu hikayeyi Türkçe olarak hayatımda ilk defa anlattım. Çünkü hep lehçe veya İngilizce anlatıyorum. It was my first time in Turkish actually, because I used to tell this story in Polish and in English. Actually, it's a Turkish story, old Turkish epic. I really like it, from 15th century. So I find it very, very modern actually. And it's quite similar to the Greek story Alcestis, about taking someone's soul. Anyway,
Tamam, teşekkürler. Fazla konuşmayacağım. Kimsenin vaktini almak istemiyorum. Devam ediyoruz. Evet. Buradayım. Dinliyorum. Çok çok teşekkürler. Şimdi Gökçe ile devam ediyoruz. Gökçe, Gökçe burada mısın? Gökçe. Merhaba herkese. Seni bulayım hemen. Evet. Pin yapacağım. Neredesin? Şöyle bulmaya çalışıyorum. Bir daha ses verir misin? Buradayım Sema. Tamam, buldum. Şimdi buldum. Tamam, süper. Harikasın. Nasılsın? İyi misin? İyiyim, teşekkür ederim. Burada sizlerle olduğum için çok mutluyum, çok keyifliyim. Çok keyifle dinledim. Gerçekten farklı bir Deli Dumrul dinledik. Her anlatıcıda her hikayenin bambaşka hale geldiğini ve onun ruhunu hissettiğimizi bir kere daha şahit olduk bu Deli Dumrul'la. Onun için çok kıymetli yaptığım bu çalışma, bizleri bir araya getirdiğin için. Uluslararası Hikaye Anlatıcılığı Festivali içerisinde olmaktan, sizlerle birlikte olmaktan dolayı çok mutluyum. Keyifliyim, heyecanlıyım. Gökçe'cim, ben de bu istekle arkadaşlarımla konuşunca herkes kime söylediysem evet dedi, kabul etti. Böyle sarıp sarmalandığımı hissettim. Bana o kadar güzel geldi ki anlatamam. Sizlerle birlikte olmak çok keyifli. Seni dinlemek için de sabırsızlanıyorum. Sözü çok uzatmadan sana bırakıyorum. Teşekkür ederim. Merhaba. Yol uzun. Bin bir anlatıcı kalbinde demlediği hikayeleri sır etmek, söz etmek için buraya geldi. Toplandık, bir araya geldik. Birlikte hatırlamak, birlikte olmak çok kıymetli. Ve bu yüzden ben de size kalbimde demlediğim bir hikayeyi anlatmak istiyorum. Genelde böyle masal çemberlerinde, hikaye festivallerinde bir ön hazırlık yapıyoruz anlatıcılar ama ben bugün son ana kadar bekledim. Birkaç hikaye vardı. Çok da eğleniyorum böyle kalbimin pusulasına kulak vermekten. Hangisi olsun acaba? Şu anda bizim neye ihtiyacımız var? Benim neye ihtiyacım var diye. Kalbim bu hikayeyi sizlerle paylaşmak istedi. Bana çok şey hatırlatıyor. Dilerim işten kulaklarınıza, işleyen kalbinize, bizlere yine çok şey hatırlatır. Hepimiz hikayelerle bağlıyız birbirimize. Bir hikayenin parçasıyız. O bir top yumağın ucu sana ve sana ve sana uzanışıyor. O iple kopmaz bağlarla bağlıyız. Hatırlıyoruz. Yola düşüyoruz. Arıyoruz. Soruyoruz. Ve yeniden yürüyoruz. Var olmak için. Ama en çok da söz etmek için. Hikayemizi paylaşmak için. İşte bu hikayede benim kendi yolculuğumda bana çok iyi bir hatırlatıcı olan hikaye. Vakti zamanında kuş geçmez ama kervanı bol olan bir yolda bir han varmış. Bu hana çeşit çeşit insanlar gelir gidermiş. Kah üzgün, kah dertli, kah yorgun, kah meraklı. Bin bir suret o kervan yolundan handa oturur, yemeğini yer, gece iki gece konaklar tekrar yola düşermiş. Geleni geçeni çokmuş. İnsanı bin bir çeşitmiş. Hancı insanın yüzüne baktı mı, kimin ne derdi var, kimin ne isteği var, kim nereli, nereden gelir, kim zengin, kim fakir anlarmış. Artık insan sarrafı olmuş bizim hancı. Han da tam işlek yerde geleni gideni çok. Bir kış günü, bir ayaz var dışarıda. İnsanlar titremekten hanın kapısını açmakta zorlanmakta. Ağırlaşmış kapı buzdan. Ve dışarıda bir ayaz, bir esinti, bir soğuk. İnsanlar hanın içerisinde bir köşede ayazın geçmesini beklemekte. Bir tas çorbanın sıcaklığında ısınmakta. Hanın ortasında var bir soba.
kışın o ayazın soğuğunu biraz kırabilmek için çıtırdamakta odunların sesi. O sesler ısıtsın diye insanları. Gelen giden önce ellerini sobaya koyar, ısıtırlar buz tutmuş ellerini. Ve biraz ısındıklarından sonra da içleri ısınsın diye hancı getir en sıcak yemeğin neyse sofraya diye buyur ederler. İşte öyle soğuk bir kış akşamı hanın kapısı açılmış. Ağır, yorgun ve çok üşümüş bir el görünmüş. Yüzü görünmemekte. Sarıp sarmalamış kendini ayaza karşı korumak için. Gözleri kısılmış soğuktan, kirpikleri buz tutmuş tek tek. Ellerinde yırtık eldivenler, sobaya doğru gitmiş yoldan gelen bir adam. Ellerini ısıtmak için. Hancı bakmış gelen yolcuya, üstüne başına, haline anlamış. Bu bir yolcudur. Nereden geldiği ve nereye gittiği bilinmez. Ama pek gariptir. Biraz izlemiş gelen adamı. Adam ısındığı için biraz daha rahatlamış, buzu çözülmüş ama belli ki karnı açmış. Masalarda sıcak çorbalarını yudumlayanları izlemiş. Ve kuru kuru yutkunmuş. Hancı görmüş, anlamış ki açmış gelen yolcu. Seslenmiş birden. Ey ahali, bugün benim doğum günümdür. Her gelene çorbalar benden hediye. İçin bu ayaz günü içiniz ısınsın. Hadi buyurun gelin. Bir iki gelen olmuş. Bakmış ki sobada ısınmakta hala o garip yolcu. Hancı gitmiş dayanamamış yanına. Demiş. Seni buralarda ilk kez görürüm. Nereden gelip nereye gidersin? Bir bilinmezlikten gelir, bir bilinmezliğe giderim. Yolum ilk kez düştü. Doğrudur. Azıcık ısınayım hele. İznin olursa gideceğim birazdan. Aa, olur mu öyle şey? Bir çorbamızı içmeden gitmek var mı? Benim çorbanın karşılığını verecek bir param yoktur. Hancı demiş. Ben dedim ya biraz önce. Bugün benim doğum günüm. Çorbalar bedavadır. Bak şu kazana kayna kayna bitmez. Hadi git al kendi nasibini. Gülümsemiş adamın yüzü ilk kez. Hancı'dan içi ısınmış o gülümsemeyle. Adam almış kaseyi, kepçe doldurmuş, ne az ne fazla. Bir somun ekmek almış, doya doya yemiş o somun ekmeği, bütün çorbayı sıyırmış, içmiş ılık ılık. İşte o buz gibi olan yüzüne de kan gelmiş sonunda. Tam gitmek üzereyken hancının yanına varmış gelen yolcu. Demiş, içtim çorbanı, ekmeğini yedim. Ama bunun karşılığını vermek için gönlüm ister ki şu hanın boş duvarına bir resim resmedeyim. Ah, olur mu öyle şey? Bunu karşılıksız yaptım. Dedim ya bugün benim doğum günüm. Ne zahmet edesin, hava zaten soğuk. Yolun da uzun. Hiç önemli değil. Afiyet olsun. Yine bekleriz yolun düşerse. Yok yok. İçim böyle razı değildir. Yol hali. Bir daha gelmemek de var. Elimden gelir böyle işler. Fena mı olur? İnsanlar çorbalarını içerken şu boş duvarda bir resmi seyretsinler. Ama benim sana çizeceğim resim öyle herhangi bir resim değildir. Şu boş hanın duvarına bir sarı leylek resmedeceğim. Öyle bir sarı leylek olacak ki bu, şimdiye kadar görmemişsindir böylesini. Senin bu gönlünün zenginliği karşısında sana neşe verecek bir sarı leylek. Ancak bittiğinde sırrını söyleyeceğim. Çıkarmış cebinden bir sarı tebeşir, gitmiş hanın duvarına resmetmeye başlamış sarı bir leyleği.
Gelenler gidenler olmuş o resmederken. Çorbalarını bitirenler, derin uykuya dalanlar olmuş o resmederken. Ve birden anca bakmış ki bu bir divane, bu bir deli, bu bir aşık. Saatlerdir o duvarda resmetmeye çalışmakta bir sarı leyle. Ah demiş Rabbim. Neyse bizim yolcu duvara resmettikten sonra sarı leyle gelmiş hancının yanına. Nasıl buldun diye sormuş. Ah yeteneklisin, gayet iyi olmuş bak duvarda. Bunun bir sırrı vardır hancı. Bu sarı leylek hiçbir sarı leyleğe benzememekte. Sen ne zaman şu han böyle dolup taştığını gördüğünde ellerini vur, alkış yap, sarı leylek duvardan gelecek ve tam bu hanın ortasında dans edip şarkı söyleyecek. Bütün herkese eğlendirecek, mest edecek. Ancak sadece topluluk içinde ve sadece halk için dans etmeli sarı leylek. Yoksa dans edemez. Unutma. Sadece topluluk ve halk için dans etmeli. Ah demiş, çattık. Heh, tamam. Öyle yaparım. Kal istersen ya da yolun uzunsa uğurlar ola sana. Böyle uğurlamış bizim yolcuyu hancı. Gel zaman git zaman, aradan günler geçmiş peş peşe. Ayaz biraz kırılmış, gelenler gidenler yine hiç durmamış. Handa insanlar dolup taşmış. Ama bizim hancının gözü o günden beri hep duvara takılıp kalmış. Her gün sarı leylekle göz göze gelmekteymiş. İçinden de biraz gülmekteymiş. Ya deliye baksana, elimi böyle alkış yapacağım da dans edecek ha. Derken acaba demiş. Gerçekten olur mu ki? Yani hani delidir, divanedir ama ne bileyim. Bir iki böyle düşünmüş. Sonra günlerden bir gün bir bakmış ki o gün han ağzına kadar dolu yine. Fakat tek bir kelime çıkmamakta kimsenin ağzından. Kimse bir kelam etmemekte karşısındakine. Aynı masada, aynı aşı paylaşan, aynı ekmeği bölüşen insanlar gözlerine bakmamakta birbirine. Tek bir kelime, bir ses, bir çıt yok anda. O derin sessizlik hancıyı ilk kez korkutmuş. Yüzlere bakmış, yüzler soğuktan değil, korkudan, endişeden, yalnızlıktan ve üzüntüden kederliymiş. Yüzleri insanların acı içindeymiş, çaresizlik içindeymiş. Her bir yüzde ayrı bir acıyı, kederi görmüş. Ah demiş. Sarı leyleğe bakmış. Gerçek olaydı. Ben elimi vursaydım da. Sarı leylek hareketlenseydi, dans etseydi, şu kederi alıp götürseydi. Demeye kalmadan elini vurduğu o an sarı leylek duvardan ayrılmış, hanın ortasına gelmiş ve başlamış şarkı söyleyip dans etmeye. Hayatında duyduğun, duyabileceğin en harika şarkıları, ezgileri döktürmüş. Öyle dansa etmiş, öyle şakımış, öyle dostlara doğru dönmüş, eğlenmiş ki handaki herkes önce şaşkınlıkla baka kalmış duvardan canlanan sarı leyleği görünce. Sonra yavaş yavaş sarı leyleğin neşesi handaki kederli yüzlerin izini alıp götürmüş. Yüzler gülmeye başlamış şaşkınlıktan. Daha çok gülmeye başlamış. Bu sefer oturdukları o sandalyeden kalkmaya başlamış bütün handakiler. Hepsi hep birlikte alkış yapmakta. Hadi herkes olduğu yerde şöyle bir sarı leyleğe alkış yapalım. Sanki o neşeli sesini duyuyormuş gibi. Sarı leylek dans ettikçe herkese bir gülme gelmiş. Dans etmişler, şarkılar söylemişler. Kimsenin işitemeyeceği o harika ezgileri duymuşlar. Şarkı bitmiş, sarı leylek duvara
ait olduğu yere, resmedildiği yere geri dönmüş. İnsanlar neşe içinde, yüzlerinde aydınlık bir gülümseme, o gün uzun zamandan sonra Han'ın bir enerjisi, bir neşesi gelmiş. Mutluluk içinde herkes uyumuş. E bakmış, sarı leylek böyle şakıdıkça insanlar mutlu. Hancı her an, her gün alkış yapmakta sarı leyleğe. Bakmış yeni bir yolcu gelmiş ilk kez. Ve kederli ve acabalı ve keşkeli ve yarına dair kaygılı ve geleceğe dair umutsuz alkışlarını yapmış. Sarı leylek çıkmış duvardan, şakımış, dans etmiş, mest etmiş oradaki her bir kalbi. Sarı leylek öyle çok dans etmiş, öyle çok şarkı söylemiş ki Han'daki herkes de onunla birlikte dans etmeye, şarkı söylemeye devam etmiş. İşte o günden sonra sarı leylek duvarda neredeyse hiç durmamış. Her an dans eder haldeymiş. Dans ederek insanlara neşeyi kışın ortasında baharı getirmiş. O kalplerdeki kaygıyı atıp götürmüş ve sarı leyleğin hikayesi dilden dile dolaşmış durmuş. O ülkenin diğerinden, bir diğerinden, bir diğerinden, uzak ülkelerden birçok yolcu gelmiş. Kervanlarla Han'ın içinde sarı leyleği görmek için. Bu kadar çok büyüğüne ulaşınca, büyüyünce çok uzak dünyanın bir ucunda yaşayan bir hükümdarın kulağına da gitmiş. O hükümdar ki nerede bir hazine var, nerede bir farklılık var, nerede bir değişik bir şey var hemen merak eder, yola koyulurmuş izini sürmek için. Çünkü hükümdar o en iyisi olanın peşine düşermiş, onun olsun diye. İşte yine o gün sarı leyleğin ünü gelince hükümdarın kulağına, adamlarına buyur etmiş. Hazır olun hele, yol uzundur. Uzak ülkelerin birinde bir sarı leylek varmış. Dans eder, şarkılar söyler, kederleri alıp götürür, keşkeleri yok eder, geleceğe kaygıyı silip süpürürmüş. Gidip sarı leyleği göreceğiz deyince adamlarına bir sevinç gelmiş. Öyle ya, garipler ömürlerinde sarı leyleği görecekler diye çok mutlu olmuşlar. Sayende biz de göreceğiz oh diye sevinç içinde, merak içinde günlerce kervanın izini sürüp haftalarca yola düşüp o sarı leyleğin olduğu Han'a gelmişler. Han'ın kapısından içeri tam girmek üzerelerken hükümdar destur siz nereye demiş. Siz nereye? Adamlar bakmış, sarı leyleği görmeye gideceğiz. Biz de geliyoruz efendim. Ben demiş. Ben koskoca hükümdar. Sadece tek başıma izleyeceğim sarı leyleği. Sizler kapıda bekleyin. İçeri girmiş. Hancıyı yanına çağırmış. Duyduğuma göre bu Han'da bir sarı leylek varmış. Dans eder, şarkılar söyler. Kederi götürürmüş. İsterim ki benim için de dans et. Hancı demiş. Evet efendim, anlarım ki uzak bir yoldan geldiniz. Ancak bu sarı leylek halk için dans eder, topluluk için dans eder. Adamlarınız da dışarıda sanırım. Biraz daha bekleyelim. Kalabalık olsun Han. En kalabalık halinde sarı leylek çıkar ortaya. Olur mu öyle şey? Ben sarı leyleği o kadar uzun yoldan tek başıma izleyebilmek için geldim. Herkesin ortasında sarı leyleğin yanında ne gülüp ne oynayabilir, ne de neşelenebilirim. Ben koskoca hükümdarım. Adamların yanında gülmek mi, eğlenmek mi? İtibarım yerle bir olur. Sonra nasıl bana itaat edecekler? Nasıl emrimi yerine getirecekler? Ben ancak sarı leylekle baş başa kalıp benim için dans etmesini isterim diye buyurunca Hancı demiş ki, bunu çizen bir yolcudur ve bana sadece halk için dans etmesini nasihat etti. O günden beri sarı leylek sadece halk için dans etti. Mümkün değildir efendim. Ha, demek öyle. Sonra Hancı'yı alıp Han'ın dışına çekmiş. Kerman dolu arabalarla geldiler demişti.
ağzına kadar arabalar hazine doluymuş. Çil çil altın doluymuş. Bu uzak yerlerden sadece kendimi getirmedim hancı. Sana görüp görebileceğin en büyük zenginliği de getirdim. Şu gördüğün 10 araba yüklü altın senedir. Herhalde bunun için Sarı Leyla'yı izleyebilme imkanım vardır. Hangi gece ne kadar Sarı Leylek dans ederse etsin, eminim bu kadar zenginliğe sahip olamazsın. Ben sadece bir gece isterim senden Sarı Leylek'i tek başıma izlemek için. 10 yüklü altın zenginlik demek. Ne dersin hancı? Sizce ne demiş hancı? 10 yüklü arabaya bakmış. Bir de bakmış ki hükümdara kararlı. Demiş yani ömründe bir kerecik Sarı Leylek çıksa şu duvardan sadece hükümdar için dans etse ne olur? Ne olur ki? Tamam efendim demiş. Âlâ âlâ pekâlâ. Buyurun 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 demiş. Ben hemen hanı boşaltırım sizin için uygun hale getiririm. Buyurun efendim hoş geldiniz sefalar getirdiniz diye el pençe durmaya başlamış hükümdarın önünde. Hükümdar geçmiş hanın tam ortasına. Bakmış ki artık kimse yok hancı ve onun dışında. Tamam. Hadi bekliyorum Sarı Leylek gelsin. Hancı ellerini alkış yaparak Sarı Leylek'i çağırmış ama Sarı Leylek pek bir keyifsiz, pek bir neşesiz yavaş yavaş çıkmış duvardan. Hani sanki uykudan zorla kaldırılan bir çocuk edasında. Şişmiş, hali yok. Dans ediyor gibi ama aslında etmiyor gibi. Hancı şaşırmış. Biliyor Sarı Leylek'in daha önce nasıl böyle şakıdığını, nasıl danslar ettiğini. Hükümdara bakmış. Ya altınları geri isterse diye kafasında tilkiler dönmekteymiş. Hükümdar pek anlamamış ama dans bitip de Sarı Leylek yine umutsuz ve neşesiz bir şekilde duvara resmedildiği yere geri döndüğünde hükümdar masayı delirircesine kalkmış. Sen benimle dalga mı geçiyorsun? Ünlü dedikleri bu Sarı Leylek bu mudur? Bu mudur neşesi? Ben niye neşelenmedim? Deyip basıp gitmiş. Han o gün Sarı Leylek'in ilk kez neşesiz dans ettiğine şahit olmuş. Duvarlar Sarı Leylek'in neden öyle isteksiz olduğuna şahit olmuş. Hancı şaşırıp kalmış. Çünkü kervan dolu altınlar da hükümdarla birlikte geri gitmiş. İşte o gecenin şafağında yolcu geri gelmiş hana. Elinde bir kaval varmış. Kavalı çalmış usulca. Kavalı çaldıkça Sarı Leylek ayrılmış duvardan hancıya doğru eğilmiş yolcu. Ben sana demedim mi? Sadece Sarı Leylekler halk içinde dans edip şarkı söylemeli. Halk içinde ve halk için. Kavalı çala çala yolcu önde, Sarı Leylek arkada uzaklaşmış andan. Derler ki, o günden sonra hana neşe uğramamış. Hancı sevinç nedir hiç görmemiş bir daha. Hana gelen giden de azaldıkça hancı tek başına koca handa yaşlanmaya, yüz tutmaya başlamış. Ve gözü hep duvarda, Sarı Leylek'in olduğu o boş duvarda zamanını geçirmiş, ömrünü böyle tüketmiş. Ah işte, o Sarı Leylek kimdir? O Sarı Leylek nedir? Nerededir? Soğuk kış günlerinde şu uzunca belirsiz zaman çizgisinde yaşarken hepimiz
kendi hayat yolculuğunda belki de sarı leyleği hep başka yerlerde ararız. Sarı leylek belki sensin, belki benim. Sadece bir olduğumuzda ve birlikte olduğumuzda ortaya çıkan o sarı leyleği hatırlamak umuduyla. Sen işitirsen eğer kalbin diliyle ağaçlar, taşlar, sular konuşur. Geceler ve seherler sana destan anlatır. Hakikati fısıldar. Sen işitirsen. Havanın, suyun, taşın, toprağın ve insanın dilinden anlamamak, kalbi duymamaktır. Siz kalp sahipleri, sarı leyleklerin neşesini çoğaltınız, var olunuz. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler Gökçe. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Var olun. Harikaydı. Muhteşemdin. Tebrikler. Gökçe'yi de Instagram'dan, Facebook bilmiyorum. Instagram'ını biliyorum ama Instagram'dan da Gökçe kendi adıyla Gökçe Kurt Elites şeklinde takip edebilirsiniz. Kendisine burada olduğu için, bize vakit ayırdığı için sonsuz teşekkürler. Ben çok teşekkür ederim. Cili, buralarda mısın? Ha Cili. Ha Sema. How are you, Cili? Oh, good, thank you. It's lovely to be here. Cili'nin bugün bir doğum günü organizasyonu var. O yüzden biraz zamanı aşınca ben Cili ile pembeyi yer değiştirmek istedim. Sultan'cığım, Cili'ye söyleyebilirsin istersen. Sesini açamıyor musun? Hemen çözüyorum. Evet. Cili, Sema Hoca wants us to tell the story right now because you have an appointment at 9. So if it's okay for you, we can start. Oh, that'll be lovely. So thank you, Sema, for considering that. I appreciate it. Yeah, I've got family commitments, so it's thank you very much. Çok teşekkür ederim Sema. Bunu ayarladığın için ailemle ilgili bir işim, bir sözüm vardı. Bu kolaylığı bana sağladığın için çok teşekkür ederim. Cili'den sonra bir 15 dakika ara vereceğiz. Ardından Pembe ile devam edeceğiz. Bugün Evrim Hocam olamayacak aramızda. Yarın onu konuk edeceğiz. Cili, çok teşekkür ederim burada olduğun için. Güney Afrika'dan katılıyor Cili bizim aramıza. Belki onunla bir eğitim de düzenleyebiliriz daha sonra. Onun bilgilerinden faydalanmak istiyoruz. Cili, thank you so much for being here, for sharing your story with us. We really would like to have a training with you in the future maybe. That would be lovely. Thank you. So greetings from Cape Town and sending warm wishes your way. And I just love that no matter where we are in the world, stories connect us. Cape Town'dan hepinize iyi akşamlar, selamlar. Size sıcacık selamlarımı gönderiyorum. Dünyanın neresinde olursak olalım, hikayeler bizi birbirimize bağlar. Bu da hikayelerin gücüdür zaten. I'm going to be sharing a story that comes from Zambia. Sizlerle Zambiya'dan bir hikaye paylaşacağım bu akşam. This story was told by Meka Lubemba. Bu hikaye Meka Lubemba tarafından anlatıldı bana. And she told the story to Lisa Granger in a leper colony in Zambia. O bu hikayeyi Zambiya'daki Latete Cüzzam Hastanesi'nden benimle paylaşmıştı. So I bring the story to you. Ve hikayeyi sizlere getirdim. İşte buradayız. Alright. Once upon a time, a king decided it was time to get married. He had a kingdom, he had a throne, but he had no wife and no children. Vakti zamanında ülkenin birinde bir kral yaşarmış. Bu kralın tacı varmış, tahtı varmış.
Kocaman bir krallığı varmış var olmasına ama tek eksiği bir eş ve bir evlatmış. Ah. So he called for his drummers. Drum throughout Africa and tell the people I want a queen. Tell the people she must be strong, she must be kind and she must be beautiful. Kral hemen davulcularını huzuruna çağırmış. Demiş ki, bütün Afrika'yı gezin, dolaşın. Benim kraliçem aradığım insanlara duyurun. Yalnız bu öyle bir kraliçe olmalı ki hem güzel, hem güçlü, hem de kibar olsun. The drummers were called and the drummers began to play. They began to call across the land to call for all young women to step forward because the king would be looking for a bride and would be marrying within a week. Davulcular kısa zamanda ülkenin bütün sokaklarını doldurmuşlar. Tabii bunu duyan genç kızlar bir sağa bir sola koşuşturmaya hazırlanmaya başlamışlar. Davulcular demiş ki, kralımız kraliçesini aramaktadır ve düğün bir hafta içerisinde gerçekleşecektir. So the drummers played, and the music drifted across the plains and across the valleys, and all the young women began to hear the message from the king, and they began to dream. They began to dream of what it would mean to be queen. Davulcular çalmış da çalmış, çalmış da çalmış, davullarının sesi bütün sokakları, bütün vadileri doldurmuş. Tabii bunu duyan genç kızlar hemen çok büyük bir heyecana kapılmışlar. Acaba kraliçe olmak nasıl bir şey? Acaba kral bizi seçer mi diye heyecanla hazırlanmaya başlamışlar. In one village, there were three young women who got to hear the message from the king. They were so excited, they began to pack their bags immediately. Köyün birinde üç güzel kız yaşarmış. Tabii bu üç güzel kız da kralın mesajını duymuşlar. Acaba kral bizi seçer mi diye onlar da büyük bir heyecanla çantalarını hazırlamaya başlamışlar. They packed for themselves some soft beeswax to put on the bottom of their feet and to keep their heels soft. And they packed some olive oil to rub on their beautiful brown skins. And then they packed sarongs and wraps that would be fit for a queen. Bu kızlar çantalarına ayaklarını yumuşacık tutacak bal mumu kremler koymuşlar. Ciltlerine güzel bir doku verecek zeytinyağları koymuşlar ve çantalarının içine bir kraliçeye yakışacak güzellikte ipekten, pamuktan kıyafetler koymuşlar. Now as they set off on the path walking towards the king's kingdom, they saw a shadow behind them. Kızlar yürümeye başlamışlar, yürümüşler, yürümüşler, yürümüşler. Bir müddet sonra birinin kendilerini takip ettiğinin farkına varmışlar. They looked behind them and there behind them was a leper girl. Her face was covered in scabs and sores and her fingers were scabby and sores over all of her body. Arkalarına dönmüşler, bir bakmışlar ki bu köydeki cüzdanlı kızmış. Eli yüzü yara bere içinde, döküntüler içinde, parmakları buruş buruş dökülmüş, kolunun derileri soyulmuş. O köydeki cüzdanlı kız. She's not coming with us. No, she can't come with us. She'd get in the way of us enticing the king. No, get away, get away. And they took sticks and they chased her with sticks. Kesinlikle olmaz. Bu cüzdanlı kız bizimle krallığa asla gelemez. Eğer bu kız bizimle krallığa gelirse kral bizi huzuruna asla kabul etmez. Ne yapıp edip bunu başımızdan def etmemiz lazım. Ne yapsak ne yapsak derken yerden sopaları bulmuşlar. Hemen cüzdanlı kızı kovalamaya başlamışlar. As the three young women continued to walk down the road, they soon came to a shady spot where there to the side of the road sat an old, old woman.
kızlar bu cüzdanlı kızı kovaladıktan sonra tekrardan yola koyulmuşlar. Yürümüşler, yürümüşler, yürümüşler. Biraz ileride bir noktada oturan yaşlı bir kadın görmüşler. She was sitting in the shade. She had old clothes on. Her face was haggard and she was stooped. And she put her hands out to stop the girls. Bu kadın eski püskü kıyafetler içerisinde pek bir yorgun, pek bir bitkin vaziyetteymiş. Kızlar ona doğru yaklaşmışlar, bir bakmışlar ki kadının üstü başı toz içinde. Kadın elini böyle kaldırıp onlara durun demiş. Kızlarım bir dakika durun. Please girls, here is a container, a calabash. Please take this container down to the river. I feel so weak, I cannot walk. Please will you bring me some water? Yaşlı kadın, kızlarım demiş, güzel kızlarım. Çok susadım, yandım, kurudum. Ama o kadar bitkin, o kadar dermansız haldeyim ki gidip de şuradaki nehirden bir yudum su içecek halim, takatim yok. Rica ederim, lütfen kızlarım, şu su kabağımı alın, nehirden suyla doldurup gelin. The girls shook their heads. Absolutely not. Go away, old woman. Go away, old hag. We haven't got time. We are on our way to the king's kingdom. We are going to the king's kingdom and we haven't got time for this. Kızlar bu duruma çok sinirlenmişler. Ne diyorsun sen yaşlı kadın demişler. Çekil yolumuzdan. Bizim sana ayıracak bir dakikamız bile yok. Biz krallığa doğru yürüyoruz. Hem de çok güzel bir şey için gidiyoruz biz krallığa. Sana asla vakit ayıramayız demişler. But coming up from behind them was the leper girl. She was quietly walking, very, very quietly walking, following them along the path. And as they disappeared ahead, she saw the old woman sitting there and went to sit beside her. Kızlar tekrardan yola koyulmuşlar, krallığa doğru yürümeye başlamışlar. Onları takip eden birisi varmış, cüzdanlı kız. Gizliden gizliye yavaş yavaş bu kızları takip etmekteymiş. Bir müddet sonra o da yolun kenarında oturan yaşlı kadını görmüş, onun yanına doğru yaklaşmış. Old woman, you are looking so tired and you are looking so weak. Is there anything that I can do for you? Can I help you? Nene, nineciğim demiş kız. Çok yorgun, çok bitkin görünüyorsun. Benim sana yardım edebileceğim bir şey var mı? Elimden ne gelirse yaparım. The old woman sighed. Oh, I am too old. I am too weak to get up and go to the river. So please take this container, take this calabash. Please fill it with some water and bring it back to me. I will be so grateful. Yaşlı kadın demiş ki, ah be kızım demiş, öyle bir susadım, öyle bir susadım ki dilim, damağım kurudu. Ama gidip şuradaki nehirden su getirmek için çok bitkinim, çok yaşlıyım. Senden dileğim şu ki, gitsen bana şu su kabağımla bir su getirsen, ben de içsem demiş. The leper girl felt so sorry for the old woman. Of course I will go down to the river. So she took the calabash and she carried it down to the river and she filled it with sweet, cool water and took it back to the old woman. Yaşlı kadına cüzdanlı kız çok üzülmüş. Tabii ki nene demiş, tabii ki getirmez miyim? Hemen ninenin su kabağını almış, götürmüş, nehire daldırmış, soğuk, taze suyla doldurmuş ve yaşlı kadına geri getirmiş. The old woman drank. She drank from the calabash and she was soothed and she was filled with a cool, sweet water. And she thanked the leper girl. She reached out and she said, bless you, bless you. Thank you for helping an old woman. Yaşlı kadın suyu içmiş de içmiş, içmiş de içmiş, kana kana içmiş. Oh demiş. Elini uzatmış, kızın elini tutmuş. Allah senden razı olsun kızım demiş. Yolunda, bahtında açık olsun. Benim gibi yaşlı bir kadını çok mutlu ettin. Çok sağ ol kızım demiş. Now the three girls who had gone ahead, they were the first to arrive at the king's kingdom. They were led to a hut and they were let in and there were three beds and three blankets and a place to put all their belongings.
güzel kısa. Bu sürede tabii krallar yürümüşler ve ulaşan ilk kişiler olmuşlar. Kendilerine güzel bir kulübe verilmiş. Bu kulübenin içinde 3 tane geniş yatak, 3 tane yünlü güzel battaniye ve bir de eşyalarını koyabilecekleri bir yer varmış. It was perfect. It was just perfect for them. They danced and they swung around and then they stopped. For there, coming into the hut, was the leper girl. She was to share the hut with them. Kızlar bu duruma o kadar sevinmişler, o kadar sevinmişler ki atlamışlar, zıplamışlar, danslar etmişler, kulübenin tadını çıkartmışlar. O kadar mutlularmış, o kadar mutlularmış ki ta ki kapının ağzında cüzdanlı kızı görene kadar. O kız da onlarla aynı kulübede kalacakmış. You're going to sleep with us? You can sleep on the floor. We're not going to be bothered with her. She can sleep on the floor. And do you know what? We will leave the door open and a lion can come and eat her in the night. Sen de mi bizimle kalacaksın? Her yerde peşimizdesin. Bıktın artık. Sana yatak filan yok. Şurada bir köşede yere kıvrıl uyu demişler kıza. Sonra kendi aralarında bu kızdan kurtulmanın bir yolu olmalı. Bu gece belki kulübenin kapısını açık bıraksak gece bir aslan gelir onu yer. Biz de sonsuza kadar kurtuluruz diye fısıldaşmışlar. That night As the leper girl lay down to sleep and put her head down to rest, the other three girls went to the king's hut, and there all the other maidens joined them, and they danced and they sang and they celebrated the night before the meeting the king. The leper girl, well, she was left to sleep all alone in the hut. Cüzdanlı kız yere bir köşeye kıvrılıvermiş. O böyle uyurken üç güzel kız da kralla tanışmak için gelen diğer kızlarla bir yerde toplanmışlar. Danslar etmişler, yemişler, içmişler, eğlenmişler. Ertesi gün herkes kralla tanışacakmış. Onlar bunun için çok heyecanlıymış ve bu anın tadını çıkarmışlar. Zavallı, cüzdanlı kız mı? O da kulübede, yerde tek başına uyumuş kalmış. After the dancing and the feasting, the three girls went back to their hut and there they saw the leper girl fast asleep. And they made sure that they left the door open when they went to bed and fell fast asleep. Üç güzel kız tabii yiyip içip eğlendikten sonra kulübelerine uyumak için geri dönmüşler. Gelmişler bir bakmışlar cüzdanlı kız yerde kıvrılmış uyuyor. Ay demişler şu uyusun. Biz de gidip yatalım ama kapıyı açık bırakalım. İnşallah bir aslan gelir bu gece bunu almak için. Sonra da yataklarına gitmişler. Yünlü battaniyelerin üstlerini çekip güzel bir uykuya dalmışlar. The village was dark and the village was quiet. Everybody was asleep, except for the king. He had been awakened from his sleep. He had been awakened by a voice that was to say to him, "You are to find a wife who has a kind and restful face." Kralın şehrinde herkes uykudaymış. Etrafta derin bir karanlık, derin bir sessizlik. Herkes mışıl mışıl uyurken bu gece kralın uykuları sık sık bölünmüş. Kral rüyasında yaşlı, bilge bir kadının sesini işitmiş. Uyan, kalk uykundan, dolaş ve o huzurlu yüzle uyuyan kızı bul. Senin hayallerindeki kraliçe o. Kral bu sesin ilahi bir ses olduğunu düşünmüş. So the king had awakened hearing this voice and he was sure that it was a prophecy, that if he was to look for somebody with a peaceful face that she would be the queen of his dreams. Kral arka arkaya bu rüyaları gördükten sonra evet demiş. Kesin bu ilahi bir ses. Yavaşça hazırlanmış sarayından çıkıp o huzurlu kızı, huzurlu bir yüzle uyuyan kızı bulmak için dolaşmaya başlamış. The king left his hut and quietly walked in between his guest's hut, looking in all the windows, looking to see who was the one, who was the one with the peaceful face. Kral, onunla tanışmak için gelen kızların uyuduğu kulübelerin önünde dolaşmaya başlamış. Camlardan bakıyormuş, dikkatle inceliyormuş. Acaba onun eşi olmayı hak eden, onun eşi olacak, kraliçesi olacak, huzurlu yüzle uyuyan kız kim? As he looked in each window, he was stunned.
He just could not find the face he was looking for. Some young girls were sniffing, some were snorting, some were grunting, some were talking in their sleep. He just could not find the woman he was looking for. Kral bu genç kızların kulübelerini camdan dikkatlice incelerken bu kızlardan kimisi uykusunda horluyormuş, kimisi mırıldanıyormuş, kimisi burnunu çekiyormuş, kimisi ise uykusunda konuşuyormuş. Hayır demiş kral, bunlardan hiçbiri olamaz. Benim kraliçem bunlardan hiçbiri değil. The king was just about to give up when he noticed not too far away a hut with a door open. So he went over to the hut. Kral tam vazgeçip sarayına dönmek üzereymiş. O sırada çok da uzak olmayan bir yerde bir kulübe görmüş. Bu kulübenin kapısı açıkmış. Kral bu kulübeye doğru yürümeye başlamış. As he came towards the hut, he saw, yes, the door was open, and then to his surprise, there, lying on the floor, was a young woman, lying in the doorway. He stepped closer to have a look. Kral yavaşça, sessizce kulübeye doğru gelmiş, parmak uçlarında yürüyüp kulübenin içine girmiş. Tam bir iki adım atmış ki, ayağının dibinde uyuyan bir kız görmüş. Ve şöyle bir eğilip ona bakmış. As he bent closer to look, he was delighted because there, lying in front of him, was a young woman with the most peaceful, kind face he had ever seen. And he knew in that moment that she was the queen of his dreams. Kral yaklaşmış, yaklaşmış, yaklaşmış. Bu genç kızın yüzüne dikkatle bakmış. Bu yüz hayatında gördüğü en huzurlu, en kibar, en güzel yüzmüş. Yaşlı kadın doğru söylüyormuş demiş. Ancak bu kişi, ancak bu güzel kız benim kraliçem olabilir. And as the moonlight just cast a light on her face, he looked at her and realized that the kindness within her was reflected on her face. And so, without waking her, he scooped her up with his strong arms and he carried her back to the king's hut. O sırada kızın yüzüne dışarıdan güzel, parlak bir ay ışığı vurmaktaymış. Kral kızı hayran hayran seyredermiş. Ne kadar güzel, ne kadar zarif bir yüzü var demiş. Sessizce onu uyandırmadan kucağına almış ve sarayına taşımış. In the morning, three girls woke up ready for the day. For this would be the day that the king would choose his bride. And as they looked to the door, they realized that the leper girl was gone. Yeah, hooray! She was out of the way. The girls could get ready to meet the king. Sabah olunca üç kız uykusundan uyanmışlar. Bugün çok heyecanlarmış çünkü bugün herkesin kralla tanışacağı günmüş. Kızlar da büyük bir heyecan ve sevinçle yataklarından kalkınca şöyle bir bakmışlar ki yaşasın demişler. Aslan dün gece kendine güzel bir ziyafet çekmiş anlaşılan. Bizi de şu pis cüzdanlı kızdan sonsuza kadar kurtarmış. They got out their beeswax to start rubbing their heels and to soften their feet. And they were just starting to put olive oil on their bodies and choose their beautiful wraps to put around their hips. When they heard a drumming coming from the king's hut. Word was sent out. The call was great and the call was joyous. The king has chosen his bride. Everybody, one and all, gather, gather to come and meet the king's new bride. Kızlar büyük bir neşe içerisinde hazırlanmaya başlamışlar. İlk önce balmumu kremleriyle ayaklarını, topuklarını bir güzel olmuşlar, yumuşacık yapmışlar. Sonra zeytinyağlarıyla kollarını, omuzlarını bir güzel parlatmışlar. Ardından da en güzel kıyafetlerini seçip giyinmişler. Tam o sırada dışarıdan kralın davulcularının sesini duymuşlar. Herkes dışarı, herkes dışarı. Bugün bizim bayram günümüz, kutlama günü, şölen günü. Kralımız aradığı kraliçeyi buldu. Herkes dışarı, çıkın ve hep birlikte kutlayalım. The girls were horrified. They couldn't believe that the king had already chosen his bride. But they were called to celebrate. And so everybody gathered to meet his new bride. Kızlar dehşet içinde birbirlerine bakmışlar.
Nasıl olur? Ne ara birisi gitti de kralla tanıştı, hemen kraliçe oldu. Olamaz, olamaz diye böyle odada panik içinde dolaşıyorlarmış. Sonra meraklarına yenik düşmüşler. Hemen herkesin toplandığı kalabalığa onlar da katılmış. Kraliçeyi görmek için çok merak içerisindelermiş. Everybody gathered and they stood before the king, and sure enough, there, sitting next to the king on the throne, was a beautiful young woman. They were absolutely mesmerized, for she had the softest, clearest skin they had seen, and a smile that was wide, and teeth that were white and bright. Kızlar da kalabalığın içinde kendilerine bir yol bulmaya çalışmışlar. Mutlaka kraliçeyi görmemiz lazım. Kim acaba diyorlarmış. Aralardan geçmişler, şöyle yan taraftan kafalarını eğip bir bakmışlar ki kralın yanında hayatlarında gördükleri en güzel kız oturuyor. Yumuşacık teniyle, bembeyaz dişleri, kocaman gülümsemesi ve nazik, kibar yüzüyle çok hoş, çok güzel bir genç kadın. It was the leper girl. They were speechless. They could hardly breathe. What had transpired? In that moment, they realized that the king had looked beyond her scarred face and he had seen something within her that showed what was reflected within her. Bu sırada merakla ve böyle bir tedirginlikle kıza bakmışlar. Nasıl olur? Bu cüzdanlı kız değil mi? Nasıl olur? O nasıl kraliçe seçilir? Kral onun bu yüzünü görmedi mi? Bu halini görmedi mi? Bu cüzdanlı kız bir anda nasıl bu hale dönüştü diye dehşet içinde düşünüp birbirlerine bakıyorlarmış. Sonra anlamışlar ki kral onun sadece yüz güzelliğini değil, içindeki iyiliği de görmüş olmalı. The three young women felt their hearts dropped. They had lost their chance with the king. And as they stood with their shoulders drooping, they felt a presence behind them. And they looked to see, and there the old woman was standing, the one they had met on the road. Kızlar çok üzülmüşler. Nefesleri kesilmiş. Ne yapacaklarını, ne diyeceklerini bilememişler. Tek şansları varmış kralla tanışmak için. Onu da heba ettiklerine çok üzülmüşler. Omuzları düşmüş, yorgun, bitkin, umutsuz bir halde dururken arkalarında birinin olduğunu hissetmişler. Dönüp bir bakmışlar ki bu arkalarındaki yolda tanıştıkları yaşlı kadın. Young girls, remember this, remember this. Goodness is rewarded and goodness is reflected in the face. And this is what you are to remember. You must remember that this leopard girl was good to me, and what the king sees in her now is her kindness and her goodness reflected in her face. Yaşlı kadın, kızlarım demiş, kızlarım, unutmayın ki iyilik her daim ödüllendirilir ve bir insanın kalbindeki iyilik her zaman yüzüne yansır, geçici bir süreliğine, eli yüzü yara bere içinde bile olsa. Bu cüzdanlı kızı hatırladınız değil mi? O kız bana yolda yardım etmişti. Bana su getirmişti. Kral onun yüzündeki yaradan bereden derinini gördü. Onun kalbindeki iyiliği gördü. Ona aşık oldu demiş. And so the three girls, they turned and they walked away quietly, thinking about the lesson that the old woman had taught them. Üç kız arkalarını dönmüşler, umutsuzca, utanarak köylerine doğru yola çıkmışlar. Bu kadın, bu yaşlı kadın bize çok büyük bir ders verdi. Biz nasıl bir hata yaptık diye düşünmeye başlamışlar. And the queen, well, the queen celebrated her new home. She celebrated her new home beside the king in the palace of the great kingdom. Kraliçe mi? Kraliçe derseniz o kralının yanında kocaman sarayının keyfini sürmekteymiş. Onlar ermiş muradına, biz çıkalım kerevetine. And that was the story called The Leper Princess. Bu hikayenin adı Cüzdanlı Prenses. Thank you very much. Çok teşekkür ederiz bizi dinlediğiniz için. Oh, Sultan, thank you for having me. Thank you. Very beautiful. Very beautiful. Çok güzeldi. Harikaydınız. Sanki o içindeki güzelliği yüzüne yansıyan siz gibiydiniz.
İkinizin de böyle yüzü parıl parıldı. Enerjiniz çok güzeldi. Çok teşekkür ediyorum sizlere. Cili bizi kırmadığın için, Sultan bizi kırmayıp tercümede yardım ettiğin için çok çok teşekkürler. Bunları Cili'ye iletebilirsin. Tabii ki. Jilly, thank you so much for sharing your story with us. Sema says you are the one who shines like that beautiful girl. So we are grateful that you told this story today. Oh, thank you so much. And Sultan, it was just a joy to tell with you. It was just such an easy dance with you. So thank you very much. And Sema, thank you for your hosting of this. It's just a joy to be part of it. Thank you. It's an honor for me to interpret. Sema Hocam size de çok teşekkür ediyor bu akşam hepimizi buluşturduğunuz için. Ben teşekkür ederim. Sultan'ı ve Cili'yi Instagram'dan takip edebilirsiniz. Cili Iberli Box Instagram adresi. Sultan'ın da Sulti. Sulti'ydi değil mi? Yanlış. O birazcık daha bireysel bir hesap ama tabii. Evet. İşte. Çok teşekkürler. 15 dakika molamız var. 15 dakika mola yani 20.37. 15 dakika dinlenip buraya gelelim hepimiz. Hoşçakalın. 15 dakika sonra görüşmek üzere. Hürriyet, Necibe ve Pembe bizlerle olacak. Tabii sırası farklı da. Pembe, Hürriyet ve Necibe bizlerle olacak. Çok güzel hikayeler hazırladılar sizlere. Sakın geç kalmayın.